Yine bir şiddet haberi, Konya'dan gelecek ekrana ama devamında da şiddet başka birinden gelmiş o isme. Eşinden şiddet gördüğü için üç çocuğuyla birlikte evi terk etti bir kadın. Sonrasında ne oldu? Erkek kardeşinden de şiddet gördü, sopayla darp edildi. Hem de öldüresiye, iki kızıyla birlikte dövülen, darp edilen genç kadın canını zor kurtardı, eve gidemedi, ailesinin yanına gidemedi ilginç bir tabloyla karşı karşıya kaldı. Eşinden de kardeşinden de şikayetçi oldu. Tek isteği cinayete kurban giden diğer kadınlarla aynı kaderi paylaşmamak. 13 senedir evliyim. Sürekli eşim şiddet Eşim yapmasa ailem yapıyor. Çocuk yaşta evlendi. Yıllarca eşinden şiddet gördü. Bu kez yağmurdan kaçarken doluya tutundu. Onu ve üç çocuğunu bu hale getiren öz kardeşiydi. Öldü resiye dövdü. Kendime bir ev tuttum. Geçimimi tarlada sağlayarak, ev temizlik işlerine giderek üç çocuğumla ayaklarımın üzerinde durmaya çalışıyordum. Dehşetin adresi Konya. İddiaya göre Ebru Barık bir ay önce eşinden şiddet gördü. Eşi üzerine kuma getirmek istediği için üç çocuğunu yanına alıp evi terk etti. Eşimden şikayetçi ve davacı oldum. Tekrardan ailemin yanına geldim. Bir sefer bunu benim kardeşimi arayarak git bacını öldürmesini istemiş. O da geldi beni bu hale soktu. Öldüm. Genç kadının erkek kardeşi ablasına saldırıp sopa ve yumrukla öldüresi darp etti. Kardeşinin dini nikahlı karısı da çocuklara saldırdı. 13 senedir karakollardan çıkmam. Sürekli şimdi defalarca şikayet etmeme rağmen sürekli dizemde yatmasına rağmen 3 tane çocuğum var. Resmi nikah bende olmasına rağmen 2 sefer Evlilik yaptık. Sesleri duyup gelen ev sahibi araya girdi. Kanlar içinde kalan Ebru Barık ve iki kızı hastaneye kaldırıldı. Ben şimdi çözülmez şu an Ankara'ya geldim. Canımı kurtardım. Çünkü beni hala ölümle tehdit ediyorlar. Benim can güvencem yoktur. Ben de diğer kadınlar gibi ölmek istemiyorum. Genç kadın eşi ve erkek kardeşinden şikayetçi oldu. Tek istediği hayatta kalabilmek.